Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Merhabalar efendim. Bu akşam yine Yeni Bir Kentin Değerleri programındayız. Yeni bir güzel yüzle karşı karşıyayız. Kendisini anlatacak. Çünkü o yüzlere bizim çok ihtiyacımız var. Onlar bizim için durmadan çalışıyorlar efendim. Ve bu kentin gerçekten değerleri onlar. Ben bu ara böyle her kadın değerlidir. Ama toplumda bir şeyler yapmış, insan üzerine çalışmış çok tatlı hanımefendileri alıyorum programı. Kadınları alıyorum programıma. Çok hoş geliyor. Zannediyorum sizler de beğeniyorsunuz. Biliyorsunuz 8 Mart falan pek biz şey yapmayız. Yani kadının günü olmamalı deriz. Ancak kadınların da var olduğunu buradan sizlere tekrar ve tekrar sunuyor ve gösteriyoruz. Bütün erkek arkadaşlarımızın da çok hoşuna gidiyor. İnanıyorum. Bugün de yanımda o kadar tatlı bir hanım var ki bahar gibi geldi. Kendisi zaten hepimizin gidip de aman doktor canım doktor dediği bir kişi. Kocaeli Üniversitemiz efendim E2 var. O Kocaeli Üniversitesi bize neler kattı neler biliyorsunuz. İşte oradan gelen yine çok tatlı bir doktorumuz var. Kendisi Profesör Doktor İknur Başyiğit. Ve göğüs hastalıkları ana bilim dalında görevli bir hocamız. Bakın bakalım nasıl güzel gelmiş benim karşıma. Teşekkür ederim Sevcan Hanım. Sizin güzelliğiniz yeşil, çok sağ olun. Çok güzel. İçim açıldı. Zaten bahara da, bahar aylarına da giriyoruz erikler, değil mi? Çiçek açtı yavaş yavaş. Çiçek bahar açtı, kendini yeşil hissettirmeye başladı. Çok güzel. Ama bende de bir yeşil var. Var. Nasıl da uyuşmuşuz. Çok yakışmış hakikaten. Ay vallahi sizin yeşiliniz çok güzel. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun davet için. Çok keyifli. Çok farklı bir deneyim bizim benim için de. Çok teşekkür ederim. Siz hep o deneyimlerin içindesiniz, insanla yüz yüzesiniz. Ya bazen geliyorum hastaneye tabii kendi ufaklığı veya bir yakınımın bir sıkıntısı oluyor. Sizi öyle bir halde görüyorum ki yani bakıyorum, düşünüyorum bizler de yoğun çalışıyoruz tamam ama sizin çalışmanız bir başka hocam. Yani bunu söylemek istiyorum. Tabii ki herkes biliyor ama hani olur ya arada bilmeyenler, düşünemeyenler, farkında varamayan kişi olabilir. Bunun farkına varmaları lazım. Çok yoğun bir trafik içindesiniz. Evet, evet, açık kendinizi anlatın yani. Yeter yani. Biraz da biraz kendinizi atalım. Bak bugün böyle bir fırsat yarattık. Tüm meslektaşlarımız çok yoğun elbette. Çok hepiniz adına konuşuyorum. Kış dönemi göğüs hastalıkları için ekstra yoğun bir dönem. Evet. Yani solunum yolu enfeksiyonları, astımı olanlar, işte kronik bronşite olanlar, zartüre olanlar siz de görüyorsunuz. Çok bu kalabalık. Yıl viral enfeksiyonlardan sonra evet. Öksürük geçmiyor evet. Falan. Dolayısıyla hani kış göğüs hastalıklarının ayı gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla o nedenle de çok yoğunuz ama ben çok uzun yıllardır hekimim. Hani Fatsa doğumluyum ama çok uzun zamandır Kocaeli'ndeyim. Fatsa anlatacaksınız zaten. Zannediyorum 2001. 96'da asistan olarak geldim. 96'da mı geldiniz? Evet. Ben şimdi Kocaeli doğumlu öğrencilere diyorum ki ben sizden daha Kocaeli'yim. Çünkü 2000 doğumlular falan onlar. Ama hakikaten çok eski bir şeyimiz var burada. 96'dan beri buradayım. Çok. Dolayısıyla Kocaeli'li diye düşünüyorum. Işte. Evet. Biz de öyle bakıyoruz bakın. Evet. İnanın öyle, ki öyle bakıyoruz. İzmitli hani hepimiz İzmitliyiz. Hani derler ya bir ya, İsmailisi davası. Biz sizleri öyle görüyoruz. Hiç aramızda öyle hani 96'dan beri hizmet veriyorsunuz tabii, bu ilk tabii. Kentin 96'dan içinde. 96'dan bu yana buradayım. Bakın düşünün oldukça bak. Uzun bir zamandır. Kocaeli Üniversitesi'nin asistanlığıma da oradan evet. Başladım. Ben hani İzmitli Kocaeli olduğumu bir yere gittiğim zaman 41 plakayı görünce heyecanlanmamdan anladım. Dedim ki 41. Tamam, bunu görünce dedim tamam herhalde ben artık tamamen Kocaeli olmuşum. Tamam. Dolayısıyla da hani bu kadar uzun zamandır burada hekimlik yapıyorum. Son yıllar gerçekten yoğunluğumuz bir fazlaca arttı. Evet. Bu sağlık sisteminin yönetimiyle ilgili sorunlar olabilir, hekim sayısının azlığı olabilir. Bunun nedeni çok kestiremiyorum. Hani
Hep biz kendi aramızda konuşuruz. Tabii. Biz asistanken nedenler asistanlık var. Zordu. Biz hocayken hocalık zor falan gibi. Demek hani hayatın böyle... her safhasında belli zorluklar oluyor. Belki ama de. Şimdi profesör titrini aldığınız günden itibaren zannediyorum bir hocaların hocası oluyorsunuz tabii haliyle. Yok, şey sırtınız ama öyle oluyor tabii yani profesör deyince insanlar son tabii daha tabii üstleri son de vardır ama akademik olarak. Şimdi o zaman daha zannediyorum sırtınızdaki yük ağırlaşıyor biraz öyle. Olabilir. Öyle sayı düşünüyorum. Sayı olarak da üniversitede çalışan öğretim üyesi evet. sayısı olarak da az kişiyiz ama hani yani tempo arttı. Ama biz çalışma ortamımız evet. hani siz de biliyorsunuz. Evet. Aile gibi çalışırsanız evet. o iş yükü size fazla gelmez. Gelmez. Gerek asistan arkadaşlar gerek orada işte Haşim Hoca var, Serap Hoca evet. var. Onlarla birlikte tabii. güzel çalışmalarımız. Hani bizi mutsuz etmiyor çalışırken. Etmez. Yoğun çalışıyoruz zannetmiyorum ama mutlu çalışıyoruz. Ben siz görmüyorsunuz beni. Ben benim görevim ya. Kritik geliyorum. Ya yüzünüz hep gülüyor. Teşekkür hep ederim. Hep insanlara tamam ama şimdi alıyorum, şimdi geliyorum. Bu şekildesiniz. Bunu tabii itiraf et söylemek lazım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür sizlere ederim. Teşekkür ediyoruz. Bizler adına canıraş çalışıyorsunuz. Onun dışında şu mesela korona dönemi geçirdik. Hepimiz birlikte bunu yaşadık. Zaten oralarda birleştik, bütünleştik. Evet. Şimdi pek bir şey de hani koronada çok şeydik. Birden yakalanmıştık ve ölümler oldu. Evet, evet. Ama şey anlamında, hastalık anlamında değişen bir şey olmadı. Şu andaki şöyle söyleyeyim, o dönem benim hayatımın yani meslek hayatımın en kara dönemiydi. Öyle tarif öyle ediyorum ben. Tabii. Şimdi öğrencilere falan ya da hastalara da anlatırken. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz, evet. Videolarda böyle insanların düşüp öldüğünü evet, gördüğümüz bir hastalık için evet, biz kalıp hani üzerimize evet. tulumu giyip ilk hastaya vizite gittiğim günü mesela hiç unutmam. Siz tabii. giriyorsunuz bir de yanınızdaki gençlerin de sorumluluğunu alıyorsunuz evet. asistanlar da sizinle birlikte geliyorlar. Bilmediğiniz bir şey sonuçta ama yani orada bulunmak durumundasınız. O dönem pek çok şeyi de değiştirdi sizin açınızdan da belki bizim açımızdan da hani o böyle doğrudur. Bakışımızı evet. çok değiştirdi, değiştirdi bazı şeyleri. Bakışı değiştirdi. Şu anda da viral enfeksiyonlar görüyorsunuz aslında evet. oldukça yaygın. Evet. Son birkaç ay öncesine kadar yine COVID nedeniyle yatırdığımız, var mı yatış gene? Yaptığımız, yoğun bakıma gönderdiğimiz birkaç hasta oldu. Tabii ki pandemi dönemi kadar yoğun değil ama burada işte hassas bireyleri korumak adına tabii. bir şeyde belli, olmak belli gerekiyor. Tabii, çünkü belli hakikaten tabii. bundan önce hani influenza'da grip nedeniyle de benzer şekilde çok kötü akciğer tabii. enfeksiyonları olup yoğun bakıma gitmek durumunda kalan hastalarımız oluyordu. Aynı şey şimdi COVID artı grip birlikteliği belki başka solunum yolu virüsleriyle karşılaştık çokça. Evet. Dediğim gibi özellikle işte belli bir yaşta evet. bağışıklığı baskılanmış o hassas toplumsal üyeleri korumak adına hocam, yapmak lazım bir şeyler. Şeyi hiç unutmuyorum. Dediniz ya giyip o tulumları. Hiç unutmuyorum. Tak 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 kapı. Maskenizi takın, hazırlanın. Geliyoruz dışarıdan insanlar. Şey oluyorsun bir geliyor. Robot gibi giyinmiş bir sürü. Hasta için de çok zor bir şey değil zor mi? Bir çok şey. Zor bir Ve şey. Veyahut dışarıya çıkıyorsun hastanenin dışına. Açık söyleyeyim. Yaşadım ya tecrübem var. Çekilin, çekilin, çekilin. Bu hasta COVID'li geliyor. Evet. Allah, herkes bir kaçış, bir gidiş. Sanki 3 metreden COVID atlayacak üzerlerine evet, gibi. Evet. Ay ne günler geçirdik. Hakikaten yani, enteresan o günlerdi. Hastaneci hortumlu şey, o kıyafetler. Tabii o kapalı kalmak ilk başladığımızda vizit için hani bir odanın içerisinde evet, kapalı kalıyor hasta. Tabii. Kapısını kapatıyorsunuz. Yaşlı olan var, kendisine bakamayacak olan var. Onların sorunlarını da çözmek gerekiyor. Olay sadece hani medikal tedavisini vermekte ki elimizde bir değil, tedavi de yoktu yok, da. Değil, hani onunla da bitmiyor şey dediğiniz kadar. Gibi. Başka pek çok şeyi kontrol etmek gerekiyor. Evet. Zor bir dönemde. Umarım çok zordu. Bir daha yaşamayız diye. Çok zordu. İnşallah vuralım bir yerler artık. Dikkatli de olalım. Evet. Yani daha hala biraz korunmaya ihtiyacımız tabii var ki, galiba. Tabii ki. Evet. Evet hocam. Şimdi tabii biraz sonra gene bu konulara gireceğiz de. Şimdi bu bölümde biraz ben tabii sizi tanımak istiyorum. 90'lı yıllarda buraya geldiniz ama sizin buralara gelmenizi sağlayan, dünyaya gelmenizi sağlayan bir aileniz var, bir aile yapınız var, bir çocukluğunuz var. Değil mi böyle basamak basamak çıkan bir hayatınız var? Şimdi hadi gelelim en alttan bir başlayalım. Ne dersin? Nasıl isterseniz. Hadi. O zaman bize
ilk Nur'u anlat. Nerede doğdu, nasıl bir çocukluk yaşadı? Bir dinlemek istiyorum ben. Ben 74 doğumluyum, yaşımı da söyleyeyim. Çok küçüksün daha. Dur bakalım. Yok, açıkçası gençlerle temas edince kendinizi öyle hissedersin ama çok küçüksünüz daha. Durun bakalım. Fatsa doğumluyum. Fatsa'dasınız. Babam Karadeniz'den esintiler var burada. Evet, kaç haftadır burada öyle çalışmış. Bunu da benimle çalışanlar da ara ara bir hakikaten bir demek ki doğduğu büyüdüğü yere evet. Ruhu yansıyor belki insana. Öğretmen babam, annem ev hanımıydı. Üç kardeş. Bir tane, ikisi de hani ben ablayım, bir kız, bir kardeşim var. Onlarla birlikte büyüdük böyle şeyde, köyde, fındık bahçelerinde. Patsa'da önemli değil mi? Duyarız adını özellikle. Evet, bizim doğduğumuz dönemde ben hani çok da küçüktüm, çok o dönemi de çok hatırlamıyorum Fatsa ile ilişkili. 80 dönemini de çok hatırlamıyorum. 74 doğumluyum, böyle biraz o benim çocukluk sürecimde eridi gitti. Benim hatırladığım yaz döneminde okul kapanınca işte fındık bahçelerine gittiğimiz, babaannemle işte ağaçlara tırmanıp o köyün bütün çocuklarıyla. Yani neşeli bir çocukluktu, keyifli, güzel bir çocukluktu. Şimdi biz hani onu belki bizim çocuklarımızla falan oturtamıyoruz. Biz çok dışarıda büyüdük hep. Tabii yoktu bizim açımızdan böyle bir elektronik vesaire gibi. Yok, size de geçmedi. Biz de şimdi onları istiyoruz ki insanla temas etsinler. Hı-hı. Ama şu anda çok değişti tabii. Her şey çok değişti. Ben yıllar sonra Fatsa'da oynadığım mekanlara gittim. Ben dedim ki benim çocuğum burada oynamasına izin vermezdim herhalde. Hani, koştuğumuz bahçeler, tırmandığımız ağaçlar, şimdi biz biraz daha korumacı sanki yetiştiriyoruz. Nasıl koşmuşuz biz buralarda? Evet, o ağaca çıkamazsın, düşersin, şuradan çarparsın, buradan batar. Ama biz de öyle hani bir şekilde o dönemde büyüdük. Anneniz hani hepimiz aynı şeyi yaşadık, defalarca çağır eve gel, eve gel, eve gel. Siz dışarıda çocuklarla oynamaya devam edersiniz. Ekmeğinizle bir şey sürer yersiniz. Öyle bir periyot vardı. Bunu hani zaman değişti herhalde, onu da bizim de algılamamız lazım. Mesela benim oğlum geçenlerde, bundan birkaç yıl önce, kendisi için güzel gün, yani bugün çok güzel tanımını şöyle yapıyor. Okuldan eve gelmişim, bütün arkadaşlarım online. Bu güzel gün onun için, yani online. Deli gibi koşa koşa online'a koşuyor. Evet, devam edecekler. Yani bir yüz yüze temas onların çok ihtiyaç duyduğu bir şey değil sanki. Belki de pandemide biz o nedenle biraz fazlaca etkilendik de çocuklar nispeten hani biraz daha rahat ettiler. Böyle yani Fatsa'da geçti. Ben liseyi bile Fatsa'da tamamladım Sevcan Hanım. Uzunca süre oradaydım. Yani ilkokulu. İlkokulu, ortaokulu. Liseyi orada tamamladım. İlkokul 1'de babam da öğretmenim. Önce sonra onu soracaktım zaten. Yapamayacağına karar verip bir başka bir öğretmene teslim etti. Yaramaz mıydın? Yaramaz değildim aslında. Yani ben öyle düşünüyorum. Bazı çocuklar böyle şey yani. Yaramaz değildim. Tatlı yaramaz olurlar. Evet. Muzur. Yok ama şöyle herhalde babam bana torpil yapmadığını yapmaz. Göstermek için fazla ezdiğini fark etti böyle 1-2 yıl. Sonra dedi ki olmayacak, ben başka bir öğretmene devredeyim. Ortaokulu ve liseyi de orada okudum. Orada bitirdim. Fatsa Lisesi'ni bitirdim. Sonra işte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kazandım 90'da. Ne güzel. Mesela ne olursa olsun orası bir şey, Anadolu. Tabii. Yani bunu da konuştuk hep. Oradaki kız çocukların eğitime, gerçi öğretmenmiş babanız. Evet. Rahmetlidir çok herhalde. Yok değil. Yaşıyor şükür. Ay, çok güzel. Yaşıyor şükür. Uzun ömürler diliyorum. İzleyecektim mutlaka seni. Umarım. Çok çok saygılarımı sunuyorum. Uzun uzun ömürler diliyorum. Şimdi babanız öğretmenmiş ama yine de bir şey vardır belki oranın da bir kendine has bir kültürel veya da hani bir ananevi bir şey işte şeyde fındık bahçesi orada tabii, burada. Tabii tabii tabii. İyi, gayet de güzel okuma imkanı bulmuşsun. Tabii. Yani benim kız kardeşim de anaokulu öğretmenidir. O da Ankara'da okumuştu. Şöyle ilk ben kazandığım zaman İstanbul'da bir
ev bulup hani bir dönem babaannem, bir dönem evet. annem benimle geldiler. Ama kız kardeşim Ankara'da yurtta okumak durumunda kaldı. Hani diyorsunuz ya Anadolu'dan hani kız çocuğu. Hakikaten belki benim babam öğretmen olmasa eğitime, öğretimin önemine bu kadar hani dikkat etmezse belki de hani Ankara'ya kız çocuğu tek başına tabii. yurda gitmesin. Herhangi bir şey yapılabilir. Büyük bir şans olmuş sizin tabii için. Ki. Yani o orada hani kızım okuyacak, Hı-hı. kızlarım okuyacak. Anne de destek şeyi, veriyor mu? Kesinlikle. Zor, kesinlikle. Tabii, annem birlikte. De öyleydi. Kızların Hı-hı. okuması gerekli gibi. Çok güzel. Çünkü hani o biraz bir biliyorsunuz hani ev hanımı olmanın işte onun için bir şekilde bir hani şey maddi açıdan mu? Özellikle bir erkeğe bağımlı olmak gibi bir şey vardır ya annem evet. onu hiç sevmeyen bir kadındır hala da öyledir. Bravo. O yüzden böyle hani o siz alın ne güzel bir aile, bağımlılığınızı elinizde hani siz kendiniz bağımsız olun ekonomik açıdan. Kızlarım okusun diye her daim annemin öyle bir durumu olmuştu. Çok güzel. Sağ olsunlar. Yani ufku açık insanlar. Okuttular bizi. Bu bizim için kıymetli bir şey yani. Tabii ki eğitimin kendi başına ayrı mı? Kıymeti var. O ne yüzden onun güzel o emeklerine şey. Ayrıca Orada var mı? Fatsa'dalar. İstanbul'da. İstanbul'dalar mı? O tarafta İstanbul'da var mı? Taşındılar Beylikdüzü'ne. Akrabalar tabii, falan. Tabii tüm aileler orada. Hiç? Gidiyorum. Ailem her yaz gidiyor. Yaz fındık bahçesi hala var. Var mı fındıklar mı? Fındıklar bu yıl hiç fındık yokmuş. Mutlu değillerdi. Sen hiç olmamış galiba. Çok beklentileri düşük zannederim fındık açısından. Tabii oranın yapısı da değişiyor Sevcan Hanım biliyorsunuz. Tabii her yer gibi Kızılıyor bir şeyler, yeraltı sularının yerleri değişiyor. Fatsa'da da yani şimdi tabiat bir... da değişiyor değil mi? İster yani istemez de değişti, yani iklimle birlikte. İklim de değişti, çevre evet. de değişti. Evet. Dolayısıyla da bu çok etkiledi. Benim çocukluğum döneminde mesela babamın köyünün adı Sudere'dir. Ha. Yani her yer sudur, her öyle yer mi? Deredir. Oo. Öyle bir düşünün yani evet. Adı bile öyle. Sudere. Ama şimdi mesela Vay geçen mi? Yaz yeah. susuzluk çekiyor yeah. köy. Hani böyle şeylerle yeah. belediyeden tankerlerle su gelmek durumunda kalıyor. Bu tabii yeah. aslında bizim yaptığımız bir şey doğaya. Tabii ki. Yani orayı kazıyoruz. Tabii burayı yeşili evet, yok evet, ediyoruz. Eliyle iklimi doğasını. Değiştiriyoruz. Tabii tabii. Çocukluğum gibi olmuyor. İnsan Olmaz. O nedenle de hani özellikle Karadeniz'in o yöresi evet. için doğuya kadar tabii daha bir tabii. yeşildir oralar biliyorsunuz Rize'ye artık. Trabzon'a gittim. Tolga ile işte birkaç ay önce. Çok önceden gitmiştim. Çok hoşuma gitti evet, oranın evet, tabiatı. Evet. Oradan Samsun'a geçerken yol boyunca evet, işte Karadeniz'in evet. o güzel şey, iller, ilçelerini geçtik falan. Evet. Ama kurumuş. Evet. Kızılırmak kurumuş, oradaki akarsular kurumuş. Çok üzüldüm. Evet. Ve yağmur yoktu. Evet. Dediğim gibi yani su taşınıyor köye düşünün. Çok çok üzücü. Üzücü bir şey. Çok üzücü. Gerçekten. O yani işte biz farkında olmadan aslında bizim geleceğimizi de bu şekilde, insanın geleceğini de bu Tabii. şekilde tehlikeye atıyoruz. Yani biz evet. iklimi değiştirdikçe, çevreyi değiştirdikçe, yeşil alanları ortadan kaldırdıkça yavaş yavaş hani çok daha güç olacak her Tabii. şey. Bir sürü felaket arka arkaya yaşıyor. Evet, işte sel felaketini Karadeniz'de defalarca pek çok yerde. Yangınlar ayrı, depremler ayrı. Yani ani risel. Biraz sorumlusu yani. Bizim herhalde. Yani. Tabii ki insan yani. Tabii ki insan. Yani bu güzelliğin içinde büyüdünüz. Evet, evet. Oradan beri yeşil fındık bahçelerinden çıktınız. Yeşil fındık bahçelerinden. Biliyorsunuz doktorumsunuz, benim de bu evet. ses telleri sorunum hiç geçmiyor bak. Evet. Şimdi geldiniz üniversiteye kadar ve çok güzel bir üniversite kazanarak Cerrahpaşa'ya. Girdiniz. Girdim. Adımı attınız. Sonra? Evet, 90'da. Cerrahpaşa yılları, üniversite yılları hiç unutmaz ya ay. Üniversite dönemi. Evet. Cerrahpaşa'nın ortamı benim için ayrıdır. Hani bir göğüs hastalıkları kliniğine 5-6 yıl önce gittim tekrar öğrencilikten sonra. Böyle inanın bütün böyle hücreleri insanın hisseder. Öyle, öyle mi? Bir hisle girdim. Mi? Çok farklı hissettim. Böyle nostaljik bir an, amfileri gezmek istedim. Burada geziyorduk, Aynı burada kadar. Oturuyorduk. Evet. Çok da değişmemişti göğüs hastalıkları kliniği. Çok mutlu oldum gittiğime. Ama tabii şimdi o ortamda biliyorsunuz biraz taşındılar. Hangi evet, birimin nerede olduğu belli değil. Biraz tabii. deprem güvenliği evet, nedeniyle evet. bir takım değişiklikler çok oldu. Çok eski bir hastane, onun adı bile bizlerde Aynen çok önemli öyle. Çok yer eski, almıştır. Çok köklü, tabii, çok tabii. büyük hocalardan tabii. ders alma şansımız oldu. Kalabalık, ne güzel, kalabalık bir sınıftık.
ilk giren hani böyle sınıf olarak, ama hani kliniklere bölününce bir şekilde oralarda biliyorsunuz işte tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadığı sınav, ben hani inek tabir edilen öyle acılardan biriydim. Bu şekilde yok, ifade etmem lazım ki. Öyle derler. Derslere girer, ben not alırım. Sabahtan akşama bütün derslere girer. Evet. Notlarımı fotokopicilerde falan görürdüm. Yani kafanda o mu vardı? Ya hiç yoktu aslında. Önce bir karar veriyorsunuz. Şimdi ben de soruyorum öğrencilere, dün dersteydim, hangi ihtisası istiyorsunuz falan diye. Böyle giderken kliniklere falan kafanızda bir şey netleşiyor. Ben önce bir hani cerrah olamayacağım herhalde, cerrah olmayayım istemiyorum gibi karar vermiştim o zamanki düşüncemle. Aslında şimdi bakıyorum cerrah da olabilirmişim. Olabilirdin. Düşünüyorum kendi kendime. Yani. Sonra da o yürek varsa dahili bilinir açısı arasında. Çok şöyle aslında o noktada belki sonra konuşuruz. Biraz böyle hani kadın olarak size bir toplumsal rol model biçiliyor ya. Evet. Siz şimdi cerrah olsanız ayda kaç tane nöbetiniz olacak, ev hayatınız nasıl bir şey olacak? Yani böyle bir şey önden siz zaten yüklenmiş, almış, gelmiş oluyorsunuz. İsterseniz 17, isterseniz 18 olun. Yani genç olun, ne olursanız olun. Belki. Çünkü o Fatsa'da da zaten yetiştiriliyorsunuz. Az evvel de konuştuk o şekilde. Evet. Ben belli bir kıyafet kodu vardı akrabalara giderken giyebileceğiniz şeyler işte vardı. Onları giyer giderdiniz. Çünkü hani her yere her şekilde şimdi gidilmez. Öyle bir durum olmazdı. Evet. Muhakkak gözden geçirilirdi hani bakılırdı, öyle giderdiniz falan. Şimdi siz o şeyle geliyorsunuz hani toplumda cerrah olacağım, ayda 10-15 nöbet tutacağım, gecem belli olmayacak, gündüzüm belli, nasıl yapacağım o işi diye düşünüyorsunuz. Hakikaten eğitimi de çok güç. Sonra hekimlik yaparken arkasından de çok zor. Arkasından gelen şeyler de çok zor bir şey. Çok büyük bir sorumluluk. Yani sizin elinizi değdiğiniz kişi, onu oradan taburcu edene kadar gece gündüz de sizin şeyinizde kalıyor gerekir, değil mi? Tabii güç bir şey. Sorumluluğunuz. O yüzden böyle hani biraz daha cerrahiden uzak durdum diye düşünüyorum. Dahili bilimler arasında da göğüsçülerin böyle biraz şey olacağım ama hani hemen her yerinde Türkiye'nin göğüs hastalıkları hekimlerinin böyle bir şeyi vardır. Yani öğrenciye iyi davranırlar, sıcak davranırlar. Hani sever öğrenci göğüs hastalıkları stajını. Biz şimdi nereye gitsek aynı şeyi hissediyoruz. Ben mesela çok etkilenmiştim o zaman. Sema Hoca ve Murat Hoca'ydı bizim Cerrahpaşa'da hocalarımız. Ya hocalardan etkilendim. Göğsü öyle sevdim. Allah yani. Şimdi Allah. Hocalar sevdirdi. Evet, onlar onları sevdirdi. Böyle yoksa mı? Akciğer ne güzel bir organ. Ama oradaki yaklaşımı sevdim. Hocalar şimdi nasıl bakıyorum. Etkiliyor? Evet, etkiliyorlar. Gerçekten bakıyorum şimdi biz de etkiliyoruz. Siz diye farkındayım. Bu hani konuştuk az evvel. Füsun Hoca'dan itibaren de başlayan bir şey. Onun da buradan gerçekten selam yollayalım. Kesinlikle çok İzlesin selam, çok sevgi. Onu çok selam ve çok sevgilerimizi çok yolluyoruz. Çok onun çok buradaki emeği, evet, bu çok kürsünün kuruluşunda. Her zaman anıyoruz hiçbir şekilde, kendisini. Hiçbir şekilde sizin de ablanız. Evet. Benim de kardeşim. Öyle oradan başlayan böyle bir yani oradan doğan bir şey hala sizi, var. Yani etkiliyoruz evet, biz de öğrencileri. Şimdi öğrencileri de sizi etkiliyorsunuz. Gibi görünüyor. Öyle. Ama hani bir baktığınız zaman artık benim seçim yaptığım döneme göre şu anda çocukların seçimleri falan çok değişti. Biraz tabii az önce de konuştuk. Evet. Nesil de değişti. Hekimin değersizleştirildiğini görüyorsunuz. Hani bu şiddet olayları falan çocuklar da görüyorlar bunları. Biraz daha hastayla temas etmeyecekleri alanları seçmeye başladılar. Üzüyor aslında beni bu biraz. Ne uğraşayım gibi değil mi yani insanlar? Biraz öyle düşünüyorlar. Çok, çünkü çok yoğun çalışıyor olmalarına rağmen biraz hani değersizleştiriliyorlar gibi düşündükleri için görüyorsunuzdur pek çok alanda kadro açılıyor ama başvurmuyor insanlar, tercih etmiyor. Evet. Kadrolar boş kalıyor yani evet, bir sürü ihtisas alanı böyle kalıyor. Bu da üzücü bir şey aslında. Bu evet, açıdan bile değerlendirilip tıp eğitimine, işte hekimlik eğitimine bir el atmak lazım. Yoksa yakında hakikaten belli alanlarda hekim bulup da güçlük çekeceğiz gibi yani geliyor bana. Böyle olursa, böyle gidişat olursa, böyle olursa zor. Ama işte yani bunun bir şey bulunması lazım. İnsanların da biraz hani düşünerek hareket etmesi lazım. Tabii bu çok değişik bir konu İknur Hocam. Bazen yanlış anlamayın. Gerçekten hastaya karşı davranışı sert olan hekimler de var. Tabii ki. Gerçekten onu da görüyoruz. Hasta psikolojisinde biliyorsunuz.
biliyorsunuz. Siz en iyi bilen de sizin tabii, yüzünüz tabii, daima tabii. Güler. Ya böyle de olunca bunu böyle bir biraz araştırma konusu gibi bir şey yani. Evet, İki tarafında evet. Çok dikkatli olması lazım. Yazık olur. Doktorlar kimisi gidiyor, kimisi tabii, işte seçmiyor. Tabii. Yazık olur tabii. Ama siz çok güzel bir bu ülkenin şeyine yazılmış bir ama okuldan. Çok teşekkür ederim. Evet, Cerrahpaşa'dan mezun oldum. Evet, 96. Ne kadar güzel. O 96'da mezun oldunuz ve diyeceğiz reklamlardan sonra anlatacaksın. Tamam efendim. Çok güzel gidiyor. Efendim bir reklam arası verelim. Ondan sonra İkler Hocamızın hayat gidişatını şöyle bir irdeleyelim. Reklamlar. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Evet, reklamımız bitti. Şimdi gelelim, ben öyle diyorum. O reklamlar sanal, burası gerçek. Şimdi gelelim gerçek hayatlara. İkler Hocam, üniversiteye başladınız. İyi bir öğrenciydiniz. Çok güzel çalışıyor, okuyordunuz. Evet, ve evet. O 90 kaçta dediniz? 96'da mezun. Mezun oldum. Oldunuz. Nasıl oldu buraya gelişiniz? Şimdi ben mezun olduğum dönemde bir mecburi hizmet diye bir şey yoktu o zaman. Şimdi mezun olan hekimler önce mecburi hizmete gidiyorlar. Evet. Bizim bir uzmanlık sınavımız var, TUS diye biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Ben TUS'a girdim. O tercihlerimin arasındaydı Kocaeli Üniversitesi, ama şöyle, Kocaeli Üniversitesi'nin o dönemde yeni kurulmuştu biliyorsunuz tabii. Belki. Bir takım ihtisas alanları Çapa'da eğitim veriyor diye yazıyordu evet. İstanbul Üniversitesi'nde. Ben de Cerrahpaşa'da okumuşum. Ev zaten orada, Çapa'da bir sokak aşağıda. Dolayısıyla yakın. Çapa'da eğitim veriliyor diye de görünce ben göğüs hastalıkları tercihimi Kocaeli Üniversitesi diye yaptım. Orasını kazandığımı duyunca da direkt önce Çapa'ya gittim. Dedim ki ben burada ihtisas alacakmışım. Dediler ki burada evet bir asistanları vardı gelmiş olan, ama 2 yıl kadar burada eğitimlerini aldılar Kocaeli Üniversitesi'ne, onlar geri döndüler. Hiç aklıma gelmedi. Ben de 2 yıl Çapa'da eğitim göreceğim diye düşünerek Kocaeli Üniversitesi'ne geldim. Ama işte öğretim üyesi sayısı 3'ü tamamlayınca artık biz burada asistan eğitimi verebiliyor oluyoruz dediler ve burada başlayacaksınız dediler. Hadi orada bakalım. İlk bir hayal kırıklığı yaşadım ben, çünkü Çapa'da öyle eğitim göreceğimi düşünüyorum. Yani Cerrahpaşa'nın hemen alt tarafındayım, öyle düşünüyorum. Ama işte Füsun Hoca'dan yine söz edeceğim. İlk tanıştığım, hani hocalar bağlıyor evet. diyoruz ya. İlk Füsun Hoca'yla tanıştım. Füsun Hoca o kadar uyumlu, o kadar muhteşem bir insan ki, hani buraya geliriz, burayı kurarız, şöyle çalışacağız, böyle çalışacağız. Ben tekrar hani uzmanlık sınavına gireyim mi diye düşünürken dedim ki ben çalışırım burada Füsun Hoca'yla. Görüyor musun? Güzel ne olmuş güzel yani. Bir hani şey. Bir şekilde ya. Benim için iyi bir şey olmuş diye düşündüm açıkçası. Evet, evet. Başladım 4. asistanı olarak Kocaeli Üniversitesi göğüs hastalıklarının 4. asistanı olarak. Benden önce işte 2 yıl Çapa'da eğitim görmüş 2 kişi vardı. Bir de bir Hüseyin diye bir asistanımız vardı, hiç unutmam. Hüseyin'le sürekli böyle gün aşırı nöbet tuttuk diyebilirim 2 yıl kadar. İki bir yıl. Gün o nöbetçi, bir gün ben nöbetçiyim gibi bir şey. Hafta sonları blok nöbet tutuyor, çünkü asistan sayısı çok azdı o zaman.
Ama tabii iş yükü de azdı. Yani hastane yeni kuruluyor, henüz doğru düzgün bir servis yok, pek çok girişimsel işlem yapılamıyor, tanısal bir şey yok elimizde. Tabii çok. Hani böyle çok bronkoskopiyi oturtup yeni kurulan bir yer. Tabii. Hiçbir şey yoktu tabii. O zaman Sevcan Hanım. Ve biliyorsunuz SSK binasının da içindeydik. Böyle hani orada bir yarıya bölünmüş o alanda kalmış gibiydik. Evet. Bir dahiliye koridoru vardı. Sopalı deriz oraya. Evet, oranın içindeydi. Sopalının içindeydik. Bir cerrahi koridoru vardı ama bütün asistanlar birbirimizi tanıyorduk. Evet. Herkes işte çocukçu da o da hep birlikte. Samimi bir ortam vardı ama. Biz çok gülürdük o zaman. Herkes birbirinin çok, çok, işine çok, evet. gelir ve yapardı. Ve bizle de kaynaştınız. Kesinlikle. Yani Kocaeli halkıyla da çabuk kaynaştı orası. Evet. Öyle bir özelliği Baki hocamız. Öyle bir özelliği de vardı. Yani İzmit, Kocaeli halkı oraya işte bazı şeyler yapılsın, evet, tamamlansın evet. diye böyle bir el attı falan. Sonra... Dediğim gibi hani çok samimi ve şey bir ortamda evet. hatta herkes herkesin hastasına yardım evet, ederdi, evet. destek olurdu. Yani çünkü çok büyük bir yerde değildik. Hani evet. birbirimizle böyle bir aile gibi büyüdük, yetiştik. Tam böyle her şeyi oturtuyoruz. İşte solunum testi aldık, bronkoskopi aldık vesaire falan. Deprem oldu. Deprem dönemi de tabii hani az evvel pandemiden bahsettik. Meslek hayatımın en kötü günleriydi diye. O çok daha başka bir. Deprem tamamıyla tabii of, çok onu ciddi. Onu sormayın. Hepimizi, o çok herkesi birden sersti o. Tabii. O dönemde çok kötü günlerdi gerçekten. Servis tabii ya, yıkıldı. Hastane binası aşağıya doğru tabii, çöktü. İlk başta böyle çadırlar açıldı. Çadırlarda eğitim vermeye, yani hizmet vermeye başladık. Biz arabalarda yatıyorduk. Mesela enfeksiyondan bir arkadaşımın arabasında yatıyordum ben Melia'nın. Plakasını bırakıyorduk acil çadırına. Çağırıyorlar orada. Göğüs hastalıkları nöbetçisi 34 işte şu plakalı arabada evet. yatmaktadır diye. Odadan çağırır bir gibi. Bir gelince personel arabaya gelip hadi kalsın. Göğüsçüye konsültasyon var diye işte koşarak oraya gidip hastaya bakıyorduk. Sonra biliyorsunuz işte prefabrikler falan yapıldı. Kuruldu. Oralar servis olarak dizayn edilmeye başlandı. Sonra işte bir bina yapıldı yan tarafta. Yan tarafa. Evet. O dönemde tabii Umuttepe diye bir şey yoktu. Yoktu tabii. Farklı bir yerde kampüs bu şeyde yapılandırılmaya çalışılıyordu. Baş iskele yolunda bir yerde. Orası aşağıda da deprem, evet. Ciddi, baş iskele tarafında bir yerde çok ciddi kampüs oluştu. Evet. İşte Baki Hoca'nın ve diğer evet. o dönemdeki idarecilerin, yöneticilerin girişimleriyle. Aynen öyle. Yukarıda Umuttepe'ye bu hastane binası yapıldı. 2005'te taşındık biz oraya ben 2005. yanlış hatırlamıyorsam. 2004'te çünkü ben doğum yaptım. Oradan biliyorum. Çocuğum şu kadardı diye. Bir de büyüsün sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tıp fakültesinde o da. Allah aşkına. İşte ben diyorum. İlle mutlaka ya anne ya babadan mesleği alıyorlar. Marmara Tıp'ta tıp fakültesinde ikinci sınıfa geçti. Ne kadar güzel. Bakalım inşallah Allah o da işini severek ersin. Yapan bir Allah hekim olur umarım. Allah böyle olacaktır umarım. Mutlaka. O büyük delikanlı artık, yani. Kocaman oldu tabii. Yani. Benimle hiçbir bağlantısı kalmadı diyebiliriz. Tabii. Zaten arkadaş gibisinizdir de herhalde. Görünüm de öyle. Sağ olun yine de var. Yavrum yani ister benim. İstemez o anneliğin getirdiği bir tabii canım. Sorgulama laf öyle bir şey. Öyle bir durum olur var. Mu? Annelik Allah gecinden versin. Gidene kadar. Ölene evet, kadar. Evet farklı bir. Yani canınızdan bir şey. Öne koydunuz. Onu şimdi konuşurken biz evet, belki anne olmayanlar çok anlamıyorlar. Onu da konuşacağız canım. Onu da o konuşacağız. Bir şey. Ondan sonra yani burada göreve başladınız. Umuttepe'ye. Yani burada asistan olarak başladığımda ben o deprem döneminde tabii çok ciddi gelgitler yaşadım. Çünkü belli bir seviye. Siz de eğitim alıyorsunuz sonuçta. Tabii. Ve eğitim için başlangıçta yani çok belirgin bir servis yok. Toparlanmaya çalışmış. Tam mutlaka. Toparlanmış deprem Hı-hı. olmuş. Deprem Hı-hı. olunca ne yapacağınız yani belli değil. Yine o dönem işte rotasyonları en azından siz yapın hadi de burası toparlanana kadar gibi. Bizi bir dönem enfeksiyon işte dahiliye vesaire rotasyon için gönderdi hocalarımız sağ olsunlar. Sonra prefabrikler vesaire ile toplandı, toparlandı. Sonra Umuttepe'ye taşınınca tabii bizim açıdan hem imkanlar çok arttı. Şu anda hele... Yani yeni poliklinik binası benim hayal bile kuramayacağım bir şey. Camlı falan böyle hani güzel, keyifli odaların olduğu, rahat çalışabildiğimiz bir alan. Alan güzel oldu. Bir yer. Alanlar çok genişledi. Çok.
şey açısından, tanısal işlemler açısından gücümüz çok arttı. Bizim göğüs hastalıkları alanında pek çok tetkik başka yapabilir da hale evet. geldik. Öyle evet. değildi. Solunum testimiz var. Artık bronkoskopimiz var. EBUS dediğimiz endomonşar ultrasonumuz vesaire. Her şey. Belki sayı olarak hani az az böyle uğraşıyoruz kendi kendimize ama ama hani çok bir şekilde bir, şehre hizmet çok vermeye mümkün olan en üst kalitede hizmet gerçekten. Vermeye çalışıyoruz. Yani. Türkiye'nin çok yerine de yani kendini tabii, tanıtmış, adını o duyurmuş. Eğitim görevimizin çok daha evet. önemli ve ön Hı-hı. planda hani kaliteli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem öğrenci eğitim açısından evet. hem asistan eğitim açısından. Çünkü az önce de söyledim, önemsiyoruz biz bunu. Bizim en önemli görevlerimizden, birinci görevlerimizden biri, öyle düşünüyoruz. Tüm öğretim üyeleri olarak. Hani Haşim Hoca da öyle, Serap Hoca da öyle. Tabii. Öğrenci eğitimi çok kritik, çok önemli bizim için. Asistan eğitimi çok kritik, çok önemli. Elbette hani siz de söylediniz, hizmet vermeye de çalışıyoruz hastalara elimizden geldiğince bize ulaşabilsinler diye. Evet. Daha ne yapabilirsiniz ki? Özen göstermeye İhtar çalışıyoruz. Hocam. Sağ olun, yani sağ olun, değil mi? Siz de birer insansınız yani, sizin de bir yetişmeye şeyiniz var. Tabii gibi. Gayet de güzel işte, görüyorum. Ben gittim orada, hastalarla çok konuştum. Beni tanıdılar birkaç tanesi. Tanımışlardır tabii. Dikiliyorlar, bekliyorlar. Aa Sevcan'ın, dediler işte biz geldik. Ay işte anlatıyorlar bana tabii. Biz çok seviyoruz, çok memnunuz falan. Şöyle bir dinledim. Herkes hem memnun hem iyileşme yani, üzerine bir beklentisi var. Var tabii, o ister istemez insanları yoruyor. Tabii sizlerden ama umutlular yani, biz geldik, hocalarımız iyiydi. Ne kadar güzel böyle bir şey sahip olmak. Her evet. seferinde evet. söylüyorum. Bizim için büyük zenginlik. Sağ olun. Siz gerçekten de öyle. Siz de böyle. Bizim için öylesiniz. Hani birbirimize, bu kent halkı insanı olarak birbirimize katkı vermek durumundayız. Evet. Çünkü Haksız. Birbirimize ihtiyacımız var hepimizin. O nedenle biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizler de yapıyorsunuz hocam yani. Sağ ne zaman bir şeyimiz olsa Allah eksik etmesin. Bu eğitim ve hastane hayatınız dışında sizin tabii demin azıcık bahsettiniz. Bir başka bir tarafı var hayatınızın. Siz bir kadınsınız. Siz bir sonradan anne oldunuz. Mesuliyetler değişti, büyüdü. Evet. Bilmiyorum. Evliliğinizi burada mı yaptınız? Evet, ben 98'de burada evlendim. Meslektaş mıydı? Eczacı eşim. Ha, bizim hastanenin mi? Eczanesinde de çalışıyor orada. Tamam. Biz onunla fakülteden beri tanışıyorduk. Mıydınız? Evet, fakülteden beri tanışıyorduk. Vefalı arkadaşlar. Evet. Bırakmadınız mı? Bırakmadık. Ne o güzel. O dönemde işte bir askerlik periyodu vesairesi oldu. 98'de. Evet. Yani asistanlığın ikinci yılında falan evlendik. Yani hala da birbirimizle aman birlikte. Artık iki kişi tekrar kaldık. Ama başa döndünüz çocuğu, değil mi? Evet, çocuğu evet. üniversiteye gönderince başa öyle döndük. Derlerdi. İki kişi tekrar hayat kaldık. Hayat öyle bir şey. En sonunda tekrar başa dönüyorsun. Evet, belki evet. anlamıyor insan önce bu lafı. Evet, sonra evet, anlıyor. Evet. Öyle şimdi yok ki biraz büyüsünler, yalnız kalıyorsunuz. Evet, evet, öyle bir durum. Allah eksik etmesin tabii yine. Şimdi annesiniz, evlendiniz. Ya, evlilik bir bunca yaptığınız çalışmaya bir artı getirdi mi? Şöyle söyleyeyim, hani insan kadın olarak, kadın erkeğin bu açıdan bu toplumda farklılığı var bence. Belki siz kendiniz öyle üstleniyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Benim eşim açısından düşünürsek o her zaman hani öyle bir şey olmasa zaten evlilik bu zamana kadar demez biliyorsunuz. Tabii. Her şekilde sonuna kadar destek oldu, yardımcı oldu, kolaylaştırdı. Evet, evet. Mantığın sesidir benim için, hani bir şeye karar vermek istediğimiz zaman o çok analitik bir düşünceye sahiptir, şöyle midir böyle midir, mutlaka işi kolaylaştırır, beni rahatlatır, hani yani öyle ne kadar güzel vardır. Böyle bir şey var, imkanınız mutlaka. Var aynen öyle, herhangi bir sıkıntıda ben bir paylaşayım, o mutlaka bana bir çözüm yolu bulacaktır gibi bir düşüncem hep olur. Son nokta. Evet, o açıdan çok şanslıyım. Ama tabii ki bir takım sorumluluklarınız oluyor, artıyor. Siz akademik hayatta bir şeyleri yapmak, yetiştirmek, işte mesela en basitinden doçentlik sınavına çalışırken, evet. benim oğlum daha 2-3 yaşındaydı. Sizin onun
çocukla ilgilenmeniz gerekiyor. Evle ilgilenmeniz gerekiyor. Çok yoğun bir ders çalışmanız gerekiyor. Mutlaka. Yani böyle bir şey çok olası bir şey değil. Hep anneye dayanıyoruz işte o zamanlarda. Ben annemi çağırmıştım. İyi ki evet. Anne var. Öyle. Sen demiştim Tuna'yla ilgilen, ben ders çalışayım. Yine anne. Bak yine anne girdi devreye. Evet, yine bir kadın. Hep annenin etkisiyle. Hatta o da... bütün öğrencilik hayatım boyunca sürekli bana destek vermiş biri olarak doçentlik sınavından sonra dedi artık herhalde tamamdır. Bir beni artık bırak. Sal. Daha fazla bana tekrar bırak, dönüp dönüp. Bırakmıyor çocuklar annedir. Böyle hani o bir yardımcı bir sağ olsun Tuna'yla çok ilgilenen, oğlumla çok ilgilenen bir kadınımız da vardı. İyi onunla birlikte onlar... onunla ilgileniyorlar. Ben bir odada işe gitmişim gibi saklanarak oğlumdan ders çalışıyorum falan. Öyle. O görse orada, bırakmaz. Görse tabii, çünkü bırakmaz. Tabii, tabii. Akşamları geliyor pencereden beni bekliyor falan. O periyotta gerçekten hani dengeleri tutturmakta zorlanıyorsunuz. Evet, evet. Sonrasında işte kongreleriniz oluyor, gitmelisiniz, sunumlarınız oluyor, toplantılarınız oluyor. Düşünmeniz gerekiyor çocuk nerede kalacak, çocuğa kim bakacak, ne aklınızın zaman giderim, bir kısmı ne zaman bir başka giderim. Yerde. Tabii ki tabii. Bir çalışma yazmanız lazım, iş çok yoğun, eve gelip evde yapsanız evdekilerin zamanından evet. Çalıyorsunuz, böyle bir hakkınız olmadığını düşünüyorsunuz. Onlar da zaten bir süre sonra... Sen artık hala ne çalışıyorsun? Diyebilirler. Başlıyorlar. Dolayısıyla öyle bir güçlük var evet. Sevcan Hanım. Kadın olup da hani toplumda... Kadının şeyleri çok... Ayrı bir zorluğu var. Evet yani var. O kadar çok ayrı görevleri var ki... Evet, evet. Onları... Olmazsa olmaz tabii. Diye de düşünülebiliyor. Hı. İşte ancak bu arada bu kadarını yapabiliyor ama bak... Evet, başarmışsınız. Yani evet. O orada sonuç önemli benim teşekkür için. Teşekkür ederim. Sonuç başarı değil mi? Teşekkür ederim. Yani kendimi ben iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Evet. Yaşamda bulunduğum yerden mutluyum. Hani sağlıklıyım, iyiyim. O açıdan hani bu bir başarı kabul edilebilir belki. Ben kendimi bulunduğum noktada mutlu hissediyorum. Tabii ki sizin tabii hissetmeniz çok önemli zaten. Çevremdeki herkesin tabii katkısı şüphesiz ama biz bunu geçen yıl 6. sınıf öğrencilerin böyle bir toplantıları vardı. Son ders zili diye bir şey kurmuşlardı, koymuşlardı ve birkaç hocayı çağırmışlardı. Hmm. Ben de onlardan biriydim. O mesela benim en heyecanlandığım konuşmalardan da biridir. Yani çocuklara mi? Son giderken ne söyleyebilirim ne gibi. Böyle bir üzerinde son... çok ders zili. Evet. Aa, çok bir güzel. Böyle şey hissetmiştim. Evet, ismi de güzel. O dönemde de kızlara aynı şeyi söylemiştim. Evet. Var böyle bir zorluk ama siz kendi kendinize o otosansürü uygulamayın. Yani kadın olarak her alanda, her yerde bulunun. Çocuk işin içerisine girince çok şey tabii ki değişiyor ama yapılabilir, yapabilirsiniz. Programlı yani, hayat mı? Yani yapabilmek için ne yapılması lazım? Anneniz de olmayabilirdi. Zaman yönetimini iyi yapmak yani, lazım. Evet, onu acaba hayatı program bir kadın olarak işte üst görev, daha görevler bekliyor, ev bekliyor. Evet. Yani başarılabiliyor ama değil mi sonuçta? Evet, dediğiniz gibi ama. Yani o sizin o zamanı yönetip şurada şunu yapabilirim, burada bunu yapabilirim. Yoksa hani dediğiniz gibi programlamadan zor bu. Onu iyi yönetirseniz ama hekim olmanın da biraz böyle bir rolü var hekim eğitici olunca orada da zaten iş yerinde de biraz orada da mı? Zamanı iyi yönetmeniz gerekiyor. Tabii yani onu orada öğreniyorsunuz belki. Tabii işte öğrenci dersim var şu saatte şunu yapmalıyım bu saatte bunu yapmalıyım bunu yetiştirmeliyim. Biraz o da belki katkıda bulunuyor. Bir şekilde oğluma da çok büyük bir psikolojik sıkıntı yaratmadan yetiştirdik. Yaratılmamış çok güzel. Bak eğitimi de gayet güzel almış. Sağ olsun, sağ o da bir tıp adamı olarak çıkacak belli. Benim, sağ olsun. Var mı? Şeyi ne? İdeali var mı? O cerrah olmak istiyor. Yo, öyle cerrah. De. Çeşitli. O bıçakçı herkes, yani. Herkes aile eşrafı. Her birinin bir önerisi var. Plastik cerrah ol. Beni düzelt diyen var. Şu ol diyen var. O da güzel yani. Görüyor musun? Üzerine adı bakalım. Neydi oğlumuz? Tuna, Alptuna. Tuna, çok Alptuna. Hadi bakalım Alptuna. Hangisini seçeceksin? Evet. Hangisi evet, bakalım inşallah o kendi sağlıkla. Kendi istediğini seçer mutlaka, en güzelini yapar. Hadi bakalım, göreceğiz. Kısa süre bizler buralardayken görelim. Nereye gelecek? Hekimliğini görelim. Hekimliğini de görelim inşallah. Evet, yani kadın biraz diretirse, isterse... Çünkü yani kadının hassas bir konu ya. Kadının birçok mesuliyeti var. Tabii. Ama başarabiliyor sonuç olarak. Tabii orada hani eş seçimi çok mühim, onun altını mutlaka çizmek gerek. Eş
Yani o çok önemli. Kadın şey. Veya erkek hiç ayrılmıyor. Hiç fark ayrılmıyor. Etmez, çok haklısınız. Kadında da erkekte yani de. Yani eşit seçmek. Değil mi? Gençler değil mi için hocam? Yani en birinci şey evet. O. Şimdi erkek mesela için erkek de ona yardımcı olmayan, işlerinde ne bileyim hani nasıl bir kelime bulayım. Hani ona destek değil de başka türlü bir tabii, davranışla tabii, tabii. Önüne olamaz. Gelen bir erkek bir tıp yani neyse mesleği. Herhangi yapamaz bir meslekte tabii, tabii. Mutlu çalışabilir olamaz, mi? Tabii. Onun için kendimizi de biraz şey yapmamız lazım. Gözden geçirmemiz lazım. İki tarafında buna ihtiyacı var galiba. Sadece kadınlar yönünden değil ama tabii ki kadınlar hassas ya. Kadınlar daha bir hep kadın kadın. Onun için erkeklere biraz fazla iş düşüyor gibi. Evet. Düşünüyorum ben de. Öyle haklısınız. Evet. Ama siz bunu başarmışsınız. Şimdi sizin bir de başka mesleğiniz de çalışmalarınız da var kendi dalınızda. Mesela toraks derneği, yani açılımı Türkiye. Türk toraks derneği. Toraks. Türk toraks. Açılımı ne toraksın? Toraks akciğer demek aslında. Göğüs kafesi öyle demek. Mi? Ha, bak onu da bilelim. Şeydir. Çünkü duyuyoruz şeyde geçiyor. Yani göğüs kafesinin tabii. Latincesi diyelim. Göğüs kafesi demekmiş evet. Efendim. Toraks. Akciğerle ilgili Türk hastalıkları. Toraks Türk derneği. Toraks derneği. Bu Türkiye çapında bir öyle. Dernek. Ama aslında uluslararası platformda da kendini gösteren evet. Ama tabii ki Türk derneği. Türk tabiplerin, hekimlerin göğüs kurduğu. Göğüs hastalıkları hekimleri var, göğüs cerrahları var. Sadece tabii içerisinde. Toraks olduğuna göre sadece göğüs üzerine mi? Evet. Siz orada bayağı görevler aldınız benim bildiğim kadarıyla. Birkaç görevi yerine getirmeye çalıştık. Şu periyottaki benim şu sıra en çok ifade yani? Edip durduğum size de belki gelince evet. Telefon konuşmaları vesaire evet, evet. Yansıttığım şey bu 29 Nisan 3 Mayıs'ta bir kongresi olacak derneğin. O kongrenin başkanlığını üstlenmiş bulunduğumdan dolayı böyle bir kongre başkanısınız. Var. Kongre başkanıyım. Tabii, 29 Nisan. En ufak bir aksaklık sizi üzer. Biraz her şey tabii yolunda gitmek durumunda oluyor. Az evvel konuştuğumuz zaman yönetimi ve organizasyon yeteneklerinin çok ciddi Türkiye çapında gereken bir şey. Yapılacak bir şey. Kolay mı yani? Tabii, kolay çapında. Bir şey değil. Nerede? Herhalde Kıbrıs'ta. Evet. Evet, tarihinde ilk defa Kıbrıs'ta olacak. Yani Füsun Hocam'ın yanına gidiyorsunuz. Evet, Füsun Hocam'ın yanına gidiyoruz. Heyecanla bekliyordur sizi. Ondan da çok destek gördük, çok evet, sağ olsun. O da Azerbaycan'daydı galiba. Şimdi mesela derneğin yine Kıbrıs temsilcisi Füsun evet, Hoca. Hı. Şimdi dernek Azerbaycan'da da Azerbaycan'daydı, bir temsilcilik açtı. Gördüm, evet, oraya gittiler. Güzel, ne güzel. Çok güzel geçmiş, öyle söyledi Bakü'de. Evet, Bakü'deydiler. Yani... keyifle böyle derneğin aktivitelerinde yer almak biraz seni evet. Tabii eğitimci tarafınızı ön plana çıkarıyor. Ondan ayrı bir keyif alıyorsunuz. Tabii ki. Onun ayrı bir yapısı var. Oluyor değil mi? Yeni var, gelişmeleri tabii. Falan da orada şüphesiz. Gözden geçiriyor musunuz? Tabii şüphesiz. Kongre çok farklı bir ortam. Çok bu pandemi döneminde biraz online yapmak zorunda evet. Kaldık. Evet. Her şey yani öyle oldu. Her şey öyle. Onların evet. Üzerinden evet. Yapmak durumunda kaldık. Bu yüz yüze bir araya gelmenin ayrı bir kıymeti var biliyorsunuz. Evet. O birlikte olmak salonlarda işte tartışmak, ya, çok önemli. Dokunmak gözden geçirmek, ya, arkadaşlar hakikaten birbirine dokunmak kongre, çok önemli. Hekimliğin hani akademisyenliğin evet. Çok önemli aşamalarından biri evet. Umarım. Anımızın akıyla tamamlıyor oluruz. Tamamlarsınız mutlaka. Ne zaman dediniz? Yakın zamanda 29 Nisan 3 Mayıs. 29 Nisan'da. İyi çok da kalmamış hakikaten yani. Oo, çok çok teşekkür ederim hocam. Bitince kutlayacağız. Öyle mi? Unutmayın bak. Bitince kutlayacağız. Bu şekilde onu kutlayacağız. Tamam. İnşallah. Şimdi tabii orada hem birbirinizi de tanıyor. İnsanlar birbirini de tanır. Şey olarak meslektaş olarak veyahut da işte yeni gelişmelerle kendi yeniler evet. diye düşünüyorum ben tabii, de. Kıymetli çok bir güzel ortam. Bir şey. Çok güzel bir şey. Hem değişiklik de olur sizlere. Bir şey evet, de olur. Farklı bir ortamda bir araya gelmek değişik fırsatı de olur, oluyor. Değil mi? Güzel oluyor. Tabii. Şimdi hocam şey yapalım. Sizi bir sürü hastanız da izleyecek tabii bu anlamda bu programda vesilesiyle. Şimdi biraz tabii şey de değinelim. Açık bir mesleğinize değinelim tamam. Ne dersiniz? Tabii. Biraz koparttım sizi oradan. Genel yaşamınıza girdik. Hepsini şey yaptık ama bu şeyin programımızın son bölümünü biraz şeyle geçirelim. Biraz bir şeyler söyleyin onlara tamam. Yani yine tamam. Topluma tamam. Mesajlar verin. Tamam. Öyle diye düşünüyorum. Var mı zamanımız?
O zaman hiç başlamayalım ona. 2 dakika için. Tamam. Bölmek istemiyorum. Tamam. Vallahi heyecanınız gitmiyor değil mi? Heyecanınız hep var mı? Var, bir heyecan. Heyecan öyle görüyorum ben. Senin gözlerinden beni. Evet, heyecan oluyor. Hani yoksa başka türlü herhalde yaşamın aslında her alanında en heyecanlı, ben buraya gelirken de düşündüm. Heyecanlı mıydınız? En heyecanlı olduğum yer heyecan. Tabii yani olmadan olmaz ki. Neydi acaba diye düşündüm. Çünkü bu bir heyecan insanda hitap ediyorsunuz. Tabii yani. Şüphesiz hani bu akşam da bir hata yaparsam falan gibi düşünüyorsunuz ister istemez. Hiç zannetmiyorum. Bilmiyorum, bu heyecan bitmesin ama bitmez. Biterse de sanki sakın çok bitmesin. Bir şey zor olacak. Şey bizim. Mesela gelen konuklarımdan yine bu Karadeniz kızı, kadını. Şöyle bir şey söyledi. Katılıyor musun? Karadeniz kadını başkadır dedi. Bizim var mı için öyle bir şey? Bize göre öyle. Bize göre öyle. Karadeniz kadını başkadır dedi. Evet. Böyle dedi. Şeydir yani dedi. Ara arada konuşuyoruz. Güçlüdür dedi. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kadın kadar güçlü hiç kimse yoktur ailede, Karadeniz'de öyledir. Belki de hani doğuda falan da öyledir. Çok bilmiyorum ama. Doğuda da bazen şeylerden, dizilerden falan böyle, evet, böyle ataerkil yani kadınlar. Ve ailenin babaannesinin üstüne kimse mesela çıkamaz. Söz söyleyemez. Yani o söyledi mi biter. Öyle bir durum vardır. Karadeniz'de de vardır öyle arkadaşlarım, anneleri var canım. Uşağım dedi. Biter. Uşağım dedi. Biter onu biliyorum ben. O zaman bir reklamlar diyelim de. Tamam. Şu biraz şeye geçelim. Tamam. Halka hitap edin. Bir reklam aramız var efendim. Tekrar buluşalım. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Evet, geldik şimdi yine baş başayız reklamların ardından konuşalım. Şimdi şöyle düşünmüştük ya kapatırken, bu en önemli organ değil mi vücudumuzda? En önemli organlardan biri. En önemli organ. Bunu korumak için neler yapmalıyız? Yani tamam, şey olan... yani hastalığı olan veyahut da işte bu devamlı tedavi altında olan insanlar zaten onu yapıyor. Ama göz göre göre biz bazı şeylerde de kendimizi ateşe atıyor, riske atıyor gibi bir durumumuz var. Ve bu işte en önemli organımız hakkında bir şeyler söyleyin bize. Mesela ne yapmalıyız, onu nasıl korumalıyız? Nasıl bir durum olursa artık o raddeye gelip de bir hekime başvurmalıyız. Tamam. Böyle bir biraz sağlık konusunda bize bilgi verin tamam. Hocam, hazır sizi bulmuşken. Tamam lütfen. Tabii ki. Tabii akciğer sağlığı deyince bizim mutlaka yapmayın dediğimiz bir şey var. Sigara. Evet. Yani sigara sağlığa içmemek. Sağlığa zararlıdır diye hemen bunu baştan. Sigara içmemek, akciğer söylemek için. Korumak durumundayız, ne yapayım ben? Yapabileceğimiz en önemli şey. Evet. Yani sigara içiminin sadece akciğere zararı yok şüphesiz ama yani çok vücuda büyük çok geri dönüşümsüz etkileri var akciğer için. En önemlisi o. Onun dışında sağlıklı yaşamın gerektirdikleri, yani egzersizi yapmak, işte sağlıklı beslenmek, bol su içmek, İyi uyumak, bunların hepsi nasıl bütün hani vücudumuzun sistemin iyi çalışması için gerekliyse aynı şey akciğer sağlığı açısından da gerekli. Bunun dışında sizin ifade ettiğiniz bazı
hastalık gruplarında özellikle ya da işte enfeksiyonlara yatkın gruplarda biz bir takım aşıları öneriyoruz biliyorsunuz. İşte grip aşınızı olun. Onlar için de hocam hemen lafınızı araya giriyorum ama lütfen onu da söyleyin. Yani o kadar çok söylentiler var. Ben çok kişiden duydum bunu. Aa olmuyorum. O, grip aşısının da şu şeyi varmış. Zaten evet, korona aşılarında evet, bizi mahvettiler. Maalesef. Var mı böyle bir şey? Hayır elbette ki değil. Siz yani, olmadınız mı aşı? Ben grip aşısı da olurum her yıl. Benim annem COVID aşısı olmadınız mı? Olmaz olur muyum? Anneniz ben olmadı. Ben COVID aşısına şöyle ifade edeyim size. İlk araştırmacı deneklerden biri oldum. Evet. Direkt bu şey aşısının mRNA aşısının Koca Üniversitesi'ne geldiğini öğrenince çalışma protokolü çerçevesinde direkt oraya eşim de ben de gittik ve hani çünkü yaşadığımız şey belli. Şimdi geliyorlar bana da hastalar geliyorlar. İşte çarpıntım başladı, şöyle oldu, böyle oldu. Hep bu COVID aşısından sonra. Hepsi oraya veriliyor şimdi. Hepsi o COVID aşısından sonra oldu. Aslında biz o dönem çok belirgin gördük ki ağır hastalıktan aşı korudu. Yani aşıya şu anda hani şöyle bir yan etkisi vardı, şöyle olmasaydı falan demek bir benzetme vardı o dönemlerde. Şimdi hani ev yanıyor. Siz diyorsunuz ki ya ama işte ben su alamayacağım ki şimdi gibi yanıyoruz yani burada. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsiniz? Yani en kurtuluş çaresi tabii. Çok gencecik insanlar yani, neden olduğunu bilmeden kaybettik. Onları dolayısıyla bir aşı karşıtlığı var farkındayım. Bir her şey COVID aşısına bağlama durumu var onun da farkındayım ama değil. Biz yıllardır kronik hastalarımıza grip aşısını, zatürre aşısını olmalarını düzenli koruma açısından çok önemli öneriyoruz. Çünkü enfeksiyonlar çok yaygın şu dönem hele. Tabii. Onun dışında belli kronik hastalıkta olanları hani hep söylüyoruz çok kalabalık bir ortamda bulunmamasına bulunuyorsa eğer maske takmasını vesaire pandemi bize öğretti bunları. Ama tekrar hani vurgulayayım, vücudun genel sağlığı için de akciğer sağlığı için de hani sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek, iyi uyumak ve koruyucu hekimlik ilkelerine böyle dikkat etmek, onları uymak genel itibariyle yeterli olacaktır. Evet. Onun dışında hani belli spesifik bir hastalığı olan hastalar için de hepimiz yani kentin göğüs hastalıkları hekimleri her yerde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim hani şikayetlerimiz zaten belli. Geçmeyen öksürüğü, geçmeyen balgamı, ne bileyim kilo kaybı vesairesi olan hastalar özellikle yardımcı olmak için buradayız. Tabii. Mesela tamam bu COVID aşıları hakkında bir şeyler söylendi. Hele BioNTech değil mi? Evet, özellikle bir mRNA tanesi, için sizin olduğunuz, bizim olduğumuz. Onun için çok fazla söylendi. Hani artık değiştiremiyoruz. Evet, ne desek o saplantı öyle bir şey yayılmış. O dönemde buna ihtiyacımız vardı. Ama vardı. İyi ki de olduk. Evet, ben hep onu anlatıyorum söyleyenlere. Ya olmasaydık? Tabii. Yani ne olurdu? Kaybettik çünkü dediğiniz gibi canlarımızı kaybettik. Şimdi o da grip aşısı hakkında. Yani böyle grip aşısı hakkında da bazı şeyler duyuyorum. Bunu yaşı, başı, şeyi var mı? Olmak fayda sağlar mı? Biraz grip aşısını biz kime öneriyoruz grip aşısını? Yani sağlık çalışanlarının olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani griple temas etme ihtimali olduğu için. Şimdi açıkçası biz onu o kadar şaşırıyoruz ki. Nasıl koruyorsunuz? Bağışıklık mı kazandınız? Pandemiden önce maskesiz hasta nasıl bakıyormuşum diye ben şu anda hayret ediyorum. Biz maskeyi takmadan ne yapıyormuşuz? Ben maskeyi çıkarmadım pandemiden sonra hasta bakarken ya da vizit yaparken. Çıkarmayın ama. O gerekli. Biraz öyle yapıyoruz. Biraz işte dediğiniz gibi o genel korunma önlemleri ve aşılarla ilişkili. Grip aşısını onun dışında belli bir yaşın üzerindeki aslında herkes olabilir. Yani bir sakınca yok ama. Ama belli bir şey var mı? Kronik hastalığı belli olan ve yaşlı yaşı. Popülasyon işte 60-65 yaşın üstünde ileri yaşta kronik bir hastalığı olan ve hani griple karşılaşma olmasa, ihtimali yüksek hastalığın kronik hastalığı olmasa yapamasın mı? Yani dediğim gibi herkes olabilir. Olabilir yani. Herkes değil olabilir. Mi? Önlem yani, almak tabii adına. Tabii ki. Hiçbir sakıncası yok. Sakıncası. Ama bu popülasyonlarda özellikle önerilen bir şey. Tabii. Yapmış. Böyle bu durumlarda özellikle. İnsanlar mesela normalde hani bilemiyorsun. Biraz şeyiz de doktora gitmeyi pek sevmeyen bir toplumuz. Hani bıçak kemiğe dayanır deriz ya.
Bu göğüs anlamında, ciğerler anlamında ne zaman, nasıl bir duruma girersek gidip kendimizi hekime göstermek? Onu şöyle söyleyeyim. Kendi kendine geçer mi bu uzun yani? Uzun süren, geçmeyen, 3 haftadan uzun süren mesela öksürük, balgam çıkarma. Evet. Ağızdan kan gelmesi tabii mutlaka başvuru gerektiren bir durum. Değil mi? Göğüs hastalıkları açısından. Şiddetli, ısrar eden sırt göğüs ağrısı, böyle nefes almakla batmaya devam eden, bu bizim önemli şikayetlerimizden biri. Yani sebat eden, şimdi şu dönemde mesela bir gripal enfeksiyon geçirdiğimizde sonra bir türlü geçmeyen bir öksürük siz de görüyorsunuzdur, oluyor. Bu öksürük bazen 3-4 haftaya kadar olabilir diyorsunuz, uzuyor. Değil mi? Olabiliyor. Tabii ki onu rahatlatmak için de başvurabilirler hekime. Hani onun da bir takım yöntemleri var. Ama hani endişeye gerek yok. Olabiliyor bu. Fakat uzun sürüyorsa 3-4 haftadan hani hekime mutlaka başvurmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Temelde bunu söyleyebilirim. Onun dışında bizim hastalıklarımızda böyle özellikle tümörlerde ya da tüberkülozda kilo kaybı, iştahsızlık vesaire olabilir. Kilo kaybı da önemli bir şikayet. Eğer farkında olmadan hani özellikle diyet yapmayıp falan kilo kaybediyorsa hastalar, o açıdan da bize başvurmalarında fayda var. Evet, yani bunlar da işte bu fırsatı değerlendiriyoruz. Tekrar sizlere bunları dinletmek, yeniden bir farkındalık yaratmak için hocam anlatıyor. Yani dikkat etmek lazım sağlığımıza. Evet, evet. Bunların hepsinin ayrı bir önemi var. Dikkat edin efendim, yani her yer dediğiniz gibi şey dolu hastanelerimiz, işte değerli hocalarımız, doktorlarımız burada sizlere hizmet veriyorlar diye düşünüyorum. Hocam şimdi devam ediyor üniversite, orada siz orada bütün gün yoruluyorsunuz, arada bir evdesiniz. İşte, ne yapıyorsunuz? Kendinize özel bir zaman ayırabiliyor musunuz? Yani sizin de bir şeye ihtiyacınız yok mu? Tabii. Özel bir değil mi sosyal hayat? Tabii ki. Tabii ki. Dostlar bir kere çok önemli bir şey. Da, değil mi? Çok, İnsan çok ister. Gel bir kahve içelim. Tabii ki. Yani onlarla vakit geçirmek, hani onlar ücretsiz psikiyatristlere, kadınlar kendi aramızda böyle hemen birbirimize para da vermeden ve psikolojimizi düzeltiyoruz. Azıcık sohbet, azıcık gıybet, azıcık bir anda neşeniz yerine kahve. Evet. O kadın arkadaşlarımız, onların yeri ayrı. Onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onun dışında mutlaka böyle bir evde artık zaten İki kişiyiz, bir huzurla evin içerisinde. Ya zaten evde artık şeyiniz yok. Faslı mutlaka oluyor. Tamam. Ben eğer şu sıra oldukça yoğun ama fırsat bulabilirsem film izlemeyi çok severim. Yani benim bayağı bir rahatlatıyor mu? Çok rahatlatıyor. Ha, tamam. Bazen hani bu izlediğim filmi tekrar izliyorum. Sadece böyle bir relax olabilmek, hani o anda düşünceyi durdurabilmek, beyni durdurabilmek için onu çok severim. Keşke bir hobim olsa, hep söylüyorum aynı şeyi. Hani çok bir şey, böyle hayranlıkla bakıyorum. Burada. Evet. Yani resim yapabilsem, ne bileyim bir enstrüman çalabilsem falan, ama böyle bir şey yok. Hep derim, anaokulundayken oğlum gelin bizim okula bir şey anlatın sınıfa demişti anaokulu öğretmeni. Bir gün gelmez misiniz veli buluşma günü diye. Ben yine gittim doktorluk anlattım. Başka bir şey bildiğim yok falan dedim. Ben size hekimlik anlatabilirim ancak. Ama onun üzerine eğilmişsiniz küçücük yaşta itibaren. Evet. Yani hani bir hobisi olan biriyle bir şeyle, bir işte çok iyi olan insanlar hep çok böyle hoşumuza mı gider? Şimdi çok hoşuma gitmiştir. Hani öyle bir hobim yok ama işte müzikle rahatlatıyorum kendimi, filmle rahatlatıyorum. Tamam. Müziği seviyor böyle musun? Böyle şeyler çok severim. Çok sever severim. Misin? Bazen. Sizin koronuz yok mu? Her yerde koro var. Korolar, evet. Koroya katılmadım. O kadar çok koro aslında var çok ki sizin yok galiba hakikaten yani. Ben girmedim korolardan birine. Ben bak, dostlar girseniz arasında hocam. Tıngır mıydır? Yani çok şey diyorlar, ruhun gıdası falan. Kesinlikle öyle de. Koro çalışmalarına gidebilir. Öyle, öyledir. Evet. Öyledir tabii ki. Bizim için hakikaten böyle şarkı söyle. Ama sen dinlemeyi dinlemeye diyorsun hocam. Dinlemeye bence bir dene. Bence
belki. Bir şöyle bir git. Belki hoşuna gidecek. Denemeden bilemezsin. Bilemem, hiçbir haklısınız. Şey. Kongreyi atlatayım. Atlat. Gidelim. Bir, ondan sonra bir Kore'ye gireyim. Önce çok güzel konserler var arkadaşlarım. Evet. Ondan sonra da ben de hiç giremiyorum çünkü. Hı. Fırsat bulamıyorum. Evet. Eşim isterken zaten hiç bulamadım. İşte aslında güzel şey tabii yani. Tabii. Hayatımız çok dolu hocam ya. Öyle. Zamanımız o kadar kısa, kendimizi dinlendirecek zaman hakikaten bulamıyoruz öyle. Yani. Hakikaten öyle. O nedenle de biraz hayatımızda kısıtlı şeyler var. Hı. Ama inşallah idealiniz var bundan sonra, nasıl bir şey düşünüyorsunuz kendinizi böyle düşündüğünüz zaman? Hep aklında oluyor ya insanın böyle emeklilik. Olur ya, emeklilik mutlaka. Emeklilik olsun, nasıl olsun falan gibi ara ara konuşuyoruz da böyle. Ben yaş alırken de dostlarla birlikte alınması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böyle dostluğu çok seviyoruz. Bütünlüğü seviyoruz. Çünkü insanın ya da dostun olmadığı yalnızlaşınca hiç güzel değil. Yani o bizler yalnız yaşayamayız. Yaşanmaz. Dolayısıyla birlikte yaş alacağımız böyle arkadaşlarımızla falan bir şey olursa, hani artık yavaş yavaş da ben emekli olabilirim falan gibi düşünüyorum. Yok olmazsınız. Daha durun bakalım. Yani büyük oğlunuz öyle büyümüş oluyor. Evet, yani ona bakmayın büyük, siz. Siz ona bakmayın. Onun... Siz kendinize bakın. Onlar büyüyorlar. Tabii. Yani hiç anladınız mı bu senelerin tabii, nasıl geçtiğini? Çok haklısınız. Hiç farkında için, olmadan geliyor, geçiyor. Hiç geliyor. Onlar büyüyorlar. Siz deyin ki onlar büyüsünler. Biz daha buradayız. Ben yerindeyim. Yapacak çok şey ben var. Onun için yapacağınız çok şey var daha önünüzde. Çok önemli çalışmalar var. Çok daha başarılı tıp dalında şeyler yapacaksınız insanlara faydalı arkadan çalışmalar. Arkadan böyle gelen bayağı bir genç bir nesil var. Nasıl bir? Böyle mesela genç nesil içindesiniz. Kendiniz kısa süre önce genç nesildiniz. Yani bayağı bir fark var değil mi genç nesillerin arasında? Ya o biz günle öyle bugün hissediyoruz tabii. Çok o günle bugün arasını değerlendiriyor musun hocam? Farkı da şu diye düşünüyorum Sevcan Hanım. Biz biraz böyle kendimizi adamış bir nesildik. Bir görev bize verildiğinde o görevi yerine getirmek, yapmak için hani bir örnek vereyim. Biz asistanken o prefabriklerde deprem döneminde çok küçücük bir oda vermişlerdi bize asistan nöbet odası olarak. Odanın bir kenarında bir lavabo da vardı. Biz teknik ekibi bekledik 2 gün, 3 gün. Onlar gelmedi, biz o lavaboyu kendimiz söktük. Dedik ki burası artık olmayacak, bunu çıkarmak gerek. Şu anda belki de o doğrusu, karşılaştığımız neslin kendisine faydasını, bir işin daha çok önemsediğini görüyorum. Hani ben anladım. Adadım kendimi şuraya, buraya biraz faydalı olacağım. Bencilik çok, ben mi var? Evet, bana bencilik ne faydalı olacak gibi bir bakış açısı var diye düşünüyorum. Aynı şeyi duydum. Şimdi asistanlarımız, ben öğrencilerimiz beni tabii yanlış anlamasınlar. Yok yanlış anlamazlar. Ya. Onlar biliyordur kendi yapılarını onlar zaten. Onlar biraz daha o açıdan değerlendiriyorlar kişileri. Açıkçası o nedenle de aslında bu az önce de konuştuğumuz bu hekimlikte tercih farklılıkları falan. Çünkü bakıyor yorulacağım döneme, ne kadar emek sarf edeceğine ve karşılığında ne elde etmeyi beklediğine ve vazgeçiyor o süreçten. Diyor ki neden yapayım? Biz öyle düşünmedik. Bizim için hekim olmak kıymetliydi, önemliydi. Ne olursa olsun, ne kadar çalışılması gerekiyorsa. Öyle bir hani pazarlığımız olmadı. Şu kadar emek verdim değil de mi? Bu kadar karşılığını almadım. Yani öyle bir beklenti içinde değildik. Hı-hı. Bence herhalde en büyük farkımız o diye düşünüyorum. Onu mu görüyorsun? Öyle görüyorum ben. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani, ama. Yani düşüncelerimiz aynı istikamette. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki kırmayalım onları. Düşüncelerimiz farklı, tenzih ederek konuşuyoruz tabii. Hepsi bir değil. Aralarında çok kibar, saygılı ve düşünceli gençlerimiz de hala var bizlerle saygı, ama onun dışında da yeni bir nesil var ki umudumuzu kaybetmiyoruz tabii canım. Ama hakikaten üzülüyoruz. Evet. Niye bunlar bu şekilde hareket ediyorlar diye. O da zamanın ruhundan mı geliyor? Evet, ben bilemiyorum. Zaman çok hani hızlı çok ilerliyor. Çok affedersiniz böyle biraz küstah, biraz böyle hani yaşını başını bilmeden konuşan, büyüklerine karşı nasıl konuşan böyle bir şey de geliyor. Evet, evet. O da biraz korkutuyor. Nereye kadar hakları var, nereye kadar bu artık yok onların yani, sınırı da onu çok saygı bazıları bilmeyebiliyor. O önemli olguyu, evet,
pek tanımıyor gibi geliyor bana. Ailelerin de bir rolü var hocam bunda. Tabii bizden de kaynaklanıyor Sevcan Hanım. Biz de yetiştirirken öyle. Bir de ciddi bir tüketim çağı, böyle bir sabır diye bir şey yok Sevcan Hanım. Olsun hani, bitsin her şey hani olsun. Evet oturayım bir kitabı şöyle okuyayım ya da şimdi ben dikkat ediyorum bu hani kaydırarak baktıkları videoların falan saniyelerine hani okuyorlar mı? Biraz uzunca süren bir videoyu kimse sabrıyor. Kimse izlemiyor, kimse okumuyor. Hani böyle bir sahte bir işte sanal onun için dedim. Beğenilere basılıyor. Ben onu da düşünürüm. Ben bir yazı örneğin bir yazıya beğeni yapıldığı zaman ben o yazının tam anlamıyla okunduğuna inanmıyorum. Değil mi? Gerçekten inanmıyorum. Öyle. Hani mutlu etmek için hani bak beğendim gibi. Mi acaba da diye de düşünmeden edemiyorum doğrusu. Evet. Düşünüyorum. Aynı işte. Demek zaman gençlerde olduğu gibi büyüklere de yansımış. Biraz zamanın yansımış bize de. Şeyi. Evet. Yeni yetişen gençler de anne babalar da biraz çocuklarını değişik tarzda büyütüyor. Bizler diyeceğim ama bizler sizden çok önceyiz. Sizler de galiba aynı şekilde büyüttünüz ama şimdikiler biraz değişik. Tarzları değişik. Bakalım de ne olacak. Değişimine adapte olacak. Ama mecburuz. Adapte olmaya çalışacağız. Biz mecburduk, gördük. Şimdi sıra sizlerde. Sizler de onların geldiği şeye bir müddet sonra uyuyorsunuz. Evet. Ne kadar gelecek tedirgin de olsak, ne kadar neden böyle diye eleştirsek de uyuyoruz. Evet. Demek ki böyle oluyormuş hayat. Aynen öyle. Çok güzel, çok iyi değerini bilmek lazım. Evet. Bu güzel hayatın acısıyla tatlısıyla da geçiyor yani. Hocam çok güzel bir sohbet yaptık. Söylemek istediğim bir şey var mı daha? Hitap etmek istediğim ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sizi tam anlamıyla tanıdım benim bugün. Benim için evet çok gerçekten farklı bir deneyim oldu. Yani eşimden, annemden, babamdan, oğlumdan, işimden, her şeyden bahsettim. Çok güzel oldu. Çok konuşan biri olduğumu beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ama ne kadar çok güzel. Çok konuşup böyle sizi ama de konuşmanız lazım çok ki. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli iyi bir program çıkaralım. Program oldu benim için. Çok sağ olun. Şimdi ben de biliyor musunuz buraya gelen konuklarımı o kadar zenginim ki diyorum. Konuklarımın her şeyini öğreniyorum. Geçmişlerini öğreniyorum. Bak mesela Ekber hocamı biliyordum ama bu kadar derinine hiç bir zaman için inemezdik. Çok iyi oldu. Bu programın güzel tarafı da bu işte. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizi yakından tanıdık. Sizi kazandığımız için her şanslı hissediyoruz her zaman kendimizi. Hep bizle kalın. Biz de olun. Çok buraya geldiniz hep burada kalın artık. Bundan sonra da inşallah İstanbul'a falan kaçmayın yaşlandığınız yok, zaman. Ben görmeyebilirim. İstanbul'da yaşlanınca hiç İstanbul'a kaçılmaz bence. Sakın. Yaşanabilecek bir yer yok, hele yaş ilerleyince değil gibi biz düşünüyorum. Buranın şeyi değil güzel. Mi? Güzel değil mi? Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah güç kuvvet versin. Hepimize. İşiniz gerçekten kolay değil ama zevkle yaptığınızı biliyoruz. Ben tüm sizi izleyenler adına yaptığınız görev üzerine size tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşte kolaylıklar diliyorum. Artık böyle oldu diyorum. Kızımız doğrudan işaret ediyor. Ve programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Sevcan Hanım. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Evet sayın izleyenlerimiz işte zaman zaman bunları dinlemek lazım, öğrenmek lazım. Biliyorum sonradan bana dönüyorlar. Diyorlar ki biz bilmiyorduk vallahi böylesini işte hocamızın, işte öğretmenimizin veyahut işte şu yakınımızın nelerini öğrendik diyorlar. Seviniyorum o zaman. Evet efendim bu programda da çok şey öğrendik. Hem İkmir hocamızı tanıdık yakından Profesör Doktor. İkrar hocamız biliyorsunuz göğüs hastalıkları ana bilim dalında çok önemli görevler içinde arkadaşlarıyla bizim için çalışıyorlar. Biz onların ve üniversitemizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Aynı zamanda kendi kıymetimizi de bilmeliyiz. Kendimizi sevmeliyiz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ramazan ayı içindeyiz. Bu ayda çok önemli bir şey söylemek ister miydin acaba bu ayla ilgili de bilmiyorum. Beslenmede falan bir şey olabiliyor mu? Ya böyle bir bilgin var mı hocam? Onları spesifik yani birey hasta özelinde hep konuşuyoruz Ramazan yaklaşınca Sevcan Hanım. Evet. Oruçu, işte hangi hasta tutsun, tutmasın, yani, evet. Susuz kalmasın o zaman vesaire. Bir şey sorabilirim değil mi? Sorabilirim. Hocam buyurun. Bak veda ettik ama şimdi buyurun. Aklıma geldi. Özür diliyorum. Oruç tutmak iyi bir şey mi? Şimdi şöyle, oruç tutmanın
Bir kere bir inanış, hani ona iyi ya da tamam, kötü diye direkt söyleyemem. Yok, onu ayırıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bazı hastalıklar açısından hakikaten hastalığın gidişini olumsuz etkileyebilecek faktörler olabiliyor. Özellikle susuz kalmanın, öksürüp balgam çıkarma açısından zorlaştırma etkisi olabiliyor. Hani açlığın ötesinde su çok önemli. Ya da hastalar ilaçlarını kullanmak istemeyebiliyor. İlaçlarının zamanını değiştirebiliyor. Bu o hastalığın kontrolünü güçleştirebiliyor bizim için. O hastalar o için demiyoruz. Hasta hasta bunu konuşuyoruz tek tek. Diyoruz ki şöyle yapın, böyle yapın. Evet. Hani belki şöyle bir önlem alabilirsiniz. Hasta olanlar sizlerle, yani yine doktorunuzla irtibat konuşarak, olarak tutun orucunuzu. Onun dışında peki normal vatandaş için, normal bir insan için bu aç kalma, vücuttaki fonksiyonları, işte şeyleri bir normale sor. Şüphesiz yani olumsuz etkileri normal kişiler için de oluyordur ama hani onu bir hani endokrin ya da diyabet, yani hani o uzmanlarla konuşmanın daha faydası olacağını düşünüyorum. İleri yaşta ben fark ediyorum, mesela benim babam için de fark ediyorum. Oruç tuttuğu dönemlerde mesela böbrek fonksiyonları kötüleşiyor. Susuz kaldığı için. Onu söylüyorum, olsun ben akşam içiyorum diyor. Ama diyorum bak olmuyor. Akşam içiyorsun ama olmuyor. Ama sonuçta inanış ne diyebilirsiniz? Söylenecek başka o zaman bir şey. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Öyle diyoruz. Evet efendim, bunu da sormak istedim. Sıkışıldım araya hemen. Evet, tekrar hayırlı Ramazanlar, ama kendinize dikkat edin. Dinimizde çünkü kendi vücudunuza dikkat etmek var. Eğer vücudunuza eziyet çektirir, hasta ederseniz onun da sorgusu suali var. Evet, değil mi hocam? Doğru, çok onun için çok dikkatli olun efendim. Her şeyin güzelini istiyoruz, hayırlısını istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sundu.